Lan iyi para. O kim lan? Herkese yeniden merhaba. Boş ev tuturuma hoş geldiniz. Şu anda evet biz yine taşınıyoruz. Tanımıyorum. Ve bu evin boş halini size paylaşmak istedim. Belli ki dolu halde gelecek sonunda. Yıllardır gelmeyen dolu hali. Çok ya. Çok şey kaçırıyor muyum hayattan? 961 bin abonesi mi var? Çok özür dilerim. Evi gezmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Haftada 3 gün video yüklüyorum. Pazartesi, çarşamba ve cuma. Şimdi gezinmek beraber. Burası gördüğünüz üzere salon. Ne kanalı? Bu arada en büyük çağrım iç mimarlara. Bana bu evi nasıl dizeceğim konusunda yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim. İki tarafta da televizyon ikisi koyuyor. ...2018 yılında hala iç mimarların mobilya seçme mimarı olduğunu zanneden insanlar yaşadığını bilmiyordum. Ev dizme mimarı olduğu zannedildiğini bilmiyordum hala. Wow. Yapabilecek yer var. Normalde bizim evde televizyon yok kaç senedir televizyon izlemediğimiz için. Ama filmle dizileri bağlayıp izlemek istiyoruz. Çünkü burası çok geç. Eski evimiz gibi değil. Bilgisayar izleyemeyeceğiz. O yüzden televizyon alacağız mı? Oha! Burası mutfak. Mutfağında var bir tane. Şu an... Oğlum! Oha! Bu köşeye de yine... Tuvaletin güzelliğine bak. Çekil kız. Tuvaletin güzelliğine bak. Sıçamam lan ben oraya. Raflar düşürdüm. Böyle bir sürü farklı şey var sonuçta onları koyabilirim de işte gözlük takayım bilmem ne. Onun dışında bilmiyorum puf olabilir ortaya bence çünkü geniş bir alan burası. Evet hemen giyim odasında ada oluyor. Ada mutfakta olur. Ada giyim odasında da olur. Göster Ayme çok çirkin. Onun abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Adı şu an ekranda. Bir sonraki videoda görüşürüz. Belki evin dolu hali olur. Hiç zannetmiyorum ama. Hoşçakalın. Onurcan Erdem mi çekti lan bu fotoğrafı? Kesin o çekmiştir. Onurcan Erdem hep böyle insanlarla çalışıyor. Ne kanalı abi? Ben merak ettim. Sabah rutinim kanalı. Makyaj galiba. Abi ne izliyorum şu anda ya? Hop! Clarence Paris'ten paralar yatmış bro'm. Arkadaşlar ben hayatım boyunca benimle birlikte yaşayan insanların Richard olsun, Aylan olsun benim hakkımda en nefret ettiği şey babamda da aynı huy var. Biz yüzümüzü yıkarken babamla ben aynanın anasını sikmeye özen gösteriyoruz. Bu lanet bir huyumuz genlerimizde var sanırım. Bütün aynanın içine sıçmadan yüzümüzü yıkayamıyoruz. Bu bizim böyle bir handikapımız. Ya ben şöyle hoş diye suratımı vurduğum anda annemin bir gün önce yıkamış oldu, temizlemiş oldu. Ayna silmek de çok zor bir iş bu arada. Yani cam silmek neyse de. Ayna silmek hakikaten. Benim çalıştığım restoranda bir ayna vardı boydan boya barda. Onu silerken anam ağlardı. Yani nefret ederdim. Ayna silmek hakikaten çok sikik bir iştir.
O yüzden anacım, buradan tekrar özür diliyorum. Yıllardır o aynanın içine sıçtığım için. Annelerinizi sevin. Abi nereye varıyoruz? Evet, oradan da paralar yatmış. Ya işte soruyordunuz az önceki videodaki kızla bu kız aynı mı diye. Bak abi, hızlandırılmış videodayız. Şu an 10. ürünü yerleştirdi suratına. Daha makyaj başlamadı chat. You know nothing chat. Daha bak şu an aksiyonda değiliz ha. Bak daha makyaj falan yok. Yok. Ha ben bunu bu arada kızı aşağılamak için söylemiyorum arkadaşlar. Yani neredeyse bütün kadınlar, kızlar böyle. Yani biz yapmadığımız için bilmiyoruz. Hayır, benim kafama takılan tek şey yani hepsinin kız olması lazım bu böyle bir video izleyenlerin. Yani erkek var mı? Çok merak ediyorum bunu. Gerçekten çok merak ediyorum. Ömer var mesela. Seni krem olarak... Ömer niye izledin bu? Mehmet niye izliyorsun mesela bu videoyu Mehmet? Arkadaş sürekli görüyorum bu hanımefendinin videolarını YouTube'da, gireyim bakayım dedim. Neymiş, gözlerime inanamadım. Hele burada bu arkadaşın hayatına özenenlerin yorumlarına hiç mi hiç inanamadım. Ha Mehmet bizden. Biri sen sürekli kendisini lüks mekanlarda arkadaşlarıyla eğlenirken hiçbir işe yaramayan kozmetik ürünlerine bir fakiri bir ay doyuracak paraları basarken çekiyor. Birileri de bu hayata özeniyor ve yorumlar yapıyor. Keşke biz de öyle olsaydık. Bence dua etmelisiniz. Allah'a böyle olmadığınız için. Yanlış anlaşılmasını istemem. Benim de ailemin de durumu iyi ama böyle mutlu olacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu arada merak edenler olmuş. Meraklarını gidereyim. Duygu'nun ailesi bizim eski komşumuz. Ailesi varlıklı bir aile. Fakat insanın hayatta daha büyük amaçları olmalı. Oha, bayağı bu kinlenmiş ya. Bir insanın amacı çok zengin olup iyi kozmetik ürünler kullanmak, lüks mekanlara gidip şımarıklıklar yapmaksa o insan büyük bir hatadadır. Bu paraları da daha mütevazi bir hayat yaşarsanız ama bir sürü fakirin, yetimin, çocuğun karnını doyurursunuz. Daha lükse gerek yok çünkü zaten bunların insanı güzelleştirdiği falan yok. En fazla makyaj güzeli olursunuz. Ben de buna katılmıyorum ya. Mehmet yani ne biliyorsun bu kızın fakirlere yardım yapmadı. Ne biliyorsun ya? Mehmet bak sigara yakıyorum, sinirlendim. Ne biliyorsun abi? Buna helal be mi diyorsunuz gerçekten? Fakir doyurun bilmem ne edebiyatı. Ne biliyorsun? Belki gerçekten yapıyor kız. Belki göstermeden yapıyor. Yani şöyle bir gerçek de var. Bu kız mesela kalkıp evet bugün fakir doyurdum diye video çekse Mehmet ne yazacaktı altına? Çok merak ediyorum. Cevap ver chat. Allah aşkına şu kız yapıyor olabilir mi? Ne biliyorsun? Allah Abi mısın Emre sen? abin yazdı çok güzel. Ya da Mehmet'in aş evi mi var amına koyayım? Gösteriş yapmasına bir şey demiyorum da bu kızın öyle bir şey yapıp yapmadığını nereden biliyorsun? Bu ön yargıdır abi. Bu ön yargıdır, başka hiçbir şey değil. Bidonjur. Özür dilerim yazmaz abi. Mehmet bu videolardan önce eğer bu kızın böyle bir donate yaptığı, bir şey yaptığı bir video görse prim yapıyor yazar abi bu kafada bir insan. Bu kadar basit. Çünkü bu tip insanları ben iyi tanıyorum. Prim yapıyor yazar geçer. Yapıyorsun bari gizli yap der. Anladın mı? Yani bir şey söyleyeceksen illa ki söylersin.